Oradan başlayalım dersiniz. Yani sen 11 Eylül sordu. Böylece Afganistan'da sormuş oldu. Filan böyle geniş bir yelpaze. Anladım derdini Taha. Ama şimdi bu program neydi adı? Uluslararası gündem değil mi? Evet. Ulusal gündem de olabilirdi programın adı. Ama bir tane gündem var. Konuştuğumuz her şey onunla bağlantılı. Evet. Önce onu söylemek isterim yani. Buraya geldiysem bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bunu vurgulamadan daha doğrusu. Bizde ve dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde uluslararası veya ulusal gündem bir tane. Hadi iki tane diyelim ona. Birbirlerine bağlantılı. Pandemi ve onunla bağlantılı olarak plandemi dediğim şey. Başka bir gündem yok. Dolayısıyla şimdi Haşmet abi buraya çağırdın ama şunu biliyorum ben. Yani Haşmet abi 11 Eylül ne diyorsun? Bak oradan 20 yıl geçti. Çok güzel. Pandemi diyorum. 11 Eylül işte. O da bir 11 Eylül. 2020 evet. Öyle bir şeydi. 11 Eylül nasıl milatsa o da bir o dönemin miladıydı ya. Ama şu anda yani şimdi mesela oturuyorsun. Gündelik hayattan bakalım. Böyle Çengel'de, Kanlıca'da, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de oturuyorsun filan. Konuşuyorsun. Afganistan 11 Eylül belgeleri açıklanacakmış. Ne diyorsun filan. Arkadaşlar arasında sohbet ediyorsun. O sırada ne yapıyor? Cep telefonu ve sana kalkıp yani somut bir olayı anlatıyorum. Sana kalkıp diyor ki ya arkadaş ya 3. aşımın randevusunu alacağım. E-nabız açılmıyor. Nasıl bir şey bu? E-nabızı açamıyorum filan. Konuşmalar bu. Başka hepsi yalan. Şimdi ben 2 haftadır şeylere bakıyorum. Üzgünüm bekleyeceksin. Talebin karşılanmayacak. Bir süre bundan söz edeceğim. Televizyon programlarına, çeşitli haber kanallarında filan konuşuyorlar. Engin Özkoç ne demiş? O öyle filan. İşte Kılıçdaroğlu dedi. Ya Irak'a gitti. Ya nasıl Irak'a gitti? Biz de konuşacağız muhtemelen. Zaten dünya dağılmış. Her şey birbirine karışmış. Kılıçdaroğlu Irak'a gitmiş ne olacak? Belki sırf böyle gündemi değiştirelim diye bile gitmiş olabilirler. Kılıçdaroğlu değil de CHP'liler. Hepsi aslında pandemi dışındaki her konuşma, her meseleyi aşırı ciddiye alışımız sonunda esas konuşmamız gerekenin üstüne bir peçe haline geliyor. Önce bunu söyleyeyim bak. Böyle bir şey yok. Yani Afganistan genel konuşurken hiç salgın görmüyoruz, konuşmuyoruz, duymuyoruz. Hayır, bugün mesela bakıyorsun yazarlara. Dün Ahmet Hakan, bugün Engin Erdiç, Hıncalı Uç falan. Herkesi Afganistan'a götürmeye. Yani diyorlar ki hani vardı ya başörtüsü takmak isteyenler Arabistan'a gitmiş demişti Demirel. Bunlar da Afganistan'a gidin diyorlar mesela. İş o noktaya kadar geldi. Afganistan, onları da anlatırım. Afganistan, Amerika'nın çekilmesi dolayısıyla merkezi konu oldu. Doğru ve hak ediyor bunu. Ama onu bile görüyorsun işte pandemi çerçevesinde konuşuyoruz. Yani arkadaş ne konuşursak konuşalım esas gündemimiz pandemidir. Ona bağlantılı olarak plandemidir. Dünyaya yapılmak istenen şeydir. Ve bundan kaçamayız. Önce bunu koyayım. Gelelim 11 Eylül'e. Şimdi rahatla. 11 Eylül zaten ABD kapattı. Onu hemen anlamayacağız. Yani Afganistan'dan çekiliş aslında Afganistan'a gidişin o tarihin kapanışı. Yeni bir dünya başlıyor. Yani aslında ABD şunu dedi. 2020 pandemisiyle birlikte dünya değişiyor. Ben de değişiyorum. Benim 11 Eylül'de 20 yıl önce başlattığım dünya şimdi değişecek. Önce Taliban gelmiş, Taliban gitmiş, acaba ne olmuşlar önce? Bunu bir defa görmemiz lazım, bunu tespit etmemiz lazım. ABD'nin kendisi de sürece damgasını böyle vurdu, kapattı. O zaman Amerika kaybetti. Şimdi geleceğim onlara. Yorumu hatalı bir yorum. Yani ben çok şey yapmayayım ama uzatmayayım ya da ara ara dönüp gelirim onlara. Ama birincisi Amerika'nın, ya bak Amerika'nın Afganistan'dan çekilişi, bakıyorum yine televizyonlarda herkes biliyor bunu.
Valla dünyanın en büyük Afganistan uzmanı olsan bu kadar emin konuşamazsın. Amerika'nın Afganistan'dan niye çekildiğini gördük. ABD devlet başkanı Biden bile bilmiyor. Anlatamadı. Yani sadece somut olarak konuşmalarına bak. Ne diyor? Yani senin anlayacağın normal dünyadaki insanların anlayabileceği şey ne? Bir rakam çıkardı, bir ekonomik rakam. O rakam her günki masrafı, maliyeti ABD'ye o kadar büyük ki hani çıkmaları lazımmış. Ama arkasından da diyor ki böyle çıkmayacaktık da biraz fazla uzun oldu bu ABD başkanı. Dikkatini çekerim. Hikaye o kadar basit değil. Hikayenin zaten ağır tarafı 11 Eylül'de. Bunları konuşacağız. Şimdi bak, ufak ufak oralarda buralarda haberler çıkmaya başladı. 11 Eylül haberleri. Hatta bakıyorsun, bugün de bakıyorum. Herkes bir kitap açmış 11 Eylül'le ilişkili. Biri bir CIA ajanının anıları, öteki bir FBI ajanının anıları. 11 Eylül'ün faillerinin hikayelerini ve kendi hikayelerini anlatıyorlar. Sonuç, okuyorsun, haber bu, uzun. Ama anlattığı adam, yok bilmem ne şu, bana söyle. Bunların hepsi Guantanamo'da ayrıca uzun yıllar kalmış. Uzun yıllar terörist muamelesi göre Guantanamo'da işkence uğramış adamlar, tamam mı? Diyorsun ki yani bunu haber yapmışsın. Aynı şey Anglo-Sakson basında da geçerli. Haber yapmışlar, buradan şey çıkacak, yeni bir bilgi. Gerçekten onların yaptığına dair bir itiraf. Hayır. 8000 vuruşluk yazıyı okuyorsun. Beni öğreniyorsun. Bunu okuyan bütün gençler falan şunu öğreniyorlar. Mesela ben öğrendim. 180 kez suda boğulma işkencesi görmüş Şeyh Muhammed. Bunu öğreniyorsun. Ve bunu okurken de mesela genç bir adam olduğunu düşünsem, o yani yeni yetme bir çocuk, 18-19 yaşında bir şey filan. Yani haber, ya neymiş bu 11 Eylül? Yani bu çocuk 11 Eylül'ü yaşamadı çünkü, 18 yaşındaki bir çocuk. Neymiş bu 11 Eylül filan diye okusam hiçbir şey anlamıyorum ama şunu anlıyorum. Yani Guantanamo'da ne işkenceler yapılmış bir arkadaş. Ve adamlar yine de hiçbir şey söylememişler. Ya da bu adamlar yapmamışlar ya da kim yaptıysa bunu hala bilmiyoruz. Ama o suda boğulma hissi veren işkence yöntemi, o waterboarding mesela bir ara çok aşırı derecede gündemdeydi. Müthiş. Bush döneminde inanılmaz derecede nefessiz kalma sonuç, olayı falan. Sonuç ne? Adam yani ölenler hariç, ölenleri itirafçı sayıyoruz. Onun dışında yaşayanların hiçbiri ne 11 Eylül konusunda bize bir bilgi veriyorlar, ne de 11 Eylül ve Afganistan bağlantısı konusunda açık bir şeye sahibiz hala. Dolayısıyla biz ne konuşuyoruz? Ve pandemi de 11 Eylül diyorum ya, ne kadar benziyor değil mi? Yani sonra istiyorsanız konuşuruz. Mesela Fauci meselesi çok önemli. Fauci meselesi çok önemli. Ne kadar benziyor? Yani 11 Eylül bir false flag diyorlardı ya. En emin olduğumuz şey neydi? 11 Eylül evet. Ve Dünya Ticaret Merkezi'nin binalarına çarpan uçaklar değil mi? Şimdi de en emin olunan şey ne? Virüs, salgın filan değil mi? Ama Fauci konusunda birdenbire görmeye başladık ki hiç de meseleler öyle değil. Eğer yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor olaylar ve bunun arkası gelirse, yani Fauci'nin Wuhan'daki laboratuvarla ilişkileri, bu aynı zamanda ABD'li küreselciler demek. Şimdi bunun altını bir daha çiziyorum. ABD'li küreselcilerle Wuhan'daki laboratuvarın bağı yavaş yavaş açıkça ortaya... İşte para göndermiş, bazı para kayıtları çıkıyor. Yeter, bana göre yeter de. Yani herkes için yetecek noktada çözülürse domino etkisini düşünebiliyor musun? Ne yapacaklar bilmiyorum. Fauci'ye de su işkencesi yapacak halleri yok. Ama bir yerden bir şey çıkıyor. Gidiyor yani olaylar. Çok kritik bir yerdeyiz. Çok kritik bir aşamadayız. Dünya çok kritik bir zamandan geçiyor. Hani öyle kartlar karılıyor falan denir ya, tam o kartların karılma noktasında mı? Kartları karan, kim kartları karıyorsa biz onları görmüyoruz. Onların sorumluluğunu bile tartışmıyoruz ki. Ben küreselci elitler dediğimde gülüyor bir takım hıyarlar.
Çünkü onu bakıyor mesela Zuckerberg ayağında terlik var. Ama bunu bu gravatlı ve takım elbiseli çok önemli bir mesele bu anlattım. O hep gravatlı takım elbiseli siyasetçiler önemsiyor. Oysa ayağı terlikli Sunset Valley'e gitmiş herifler bütün işleri düzenliyor olabilirler. Ha? Düşünme biçimlerimizi, bakışımızı, kadrajımızı değiştirmemiz lazım. Yani 11 Eylül'le bağlantısı şu Taha. 11 Eylül'de bunu beceremedik. 11 Eylül'de yuttuk. 11 Eylül'de sersem olduk, sersemleştirildik. Şimdi de bunu yaparsak yeni maceraların açılmasına hiçbir iradi itirazımız olmayacak. Ve o 20 yıl nasıl geçtiyse 11 Eylül'den sonra savaşlar, şunlar bunlar bu pandemiden sonraki 20 yılda öyle geçecek maalesef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.